mal ağızlarında çıkışlarda olta atmayı severim. Sırt yaparım. Belki bir şey gelir diye. Geldi mi? Geldi. Akya geldi. Liça geldi bir keresinde. Ondan sonra şey geldi. Ne adı? Kofana geldi. Böyle bir kofana geldi. Yani böyle sadece atçek yapıp veya kırmızı balık sadece yapıp ya da yalnızca orkinos yakalarım diyen adamlardan değilim. Ne varsa alırım. Fark etmez. Ahtapot, kalamar. Hepsini toplarız. Sıkıntı yok. Yola devam. Herkese merhabalar. Bugün kalamar avlamayı deneyeceğiz. Gördüğünüz üzere üzerimde bayağı bir şey var. Neden? Çünkü hava -1 derece. Evet. Her şey donuyor. Espriler bile donuyor. Çok şey donuyor. Neyse. Bugün teknemizden kıyıya doğru atacağız. Şu anda arkamda Ferhat atıyor. Tutuyor. Habire. Bir tane yakaladı. Ondan sonra zokamız bu. Karat'ın sahip olduğu Monix markasının 16 gramlık barbun taklidi yapan bir zokası. Bunu dibe indiriyoruz. Sonra yavaş yavaş kendimize doğru çekiyoruz. Bu bölgelerde başarılı. Çanakkale taraflarında başarılı bir zoka bu. Şimdi bununla bakalım balık yakalayabilecek miyiz? Balık dediğim şey kalamar yakalayabilecek miyiz? Sonra da yakalarsak bu kalamarı bir başka bölümde de sizlere o canlı kalamarı nasıl kırmızının önüne indirip de kırmızı balığı yani kalça, snarit veya işte antenli mercanı yakalama yani o becerebilirsek yani tutturabilirsek balığı onu alacağım, hissedeceğim size. Şimdi önce bir kalamarı yakalayalım bugün bir ona konsantre olalım bakın kalamar nasıl yakalanıyormuş, nasıl bir hayvanmış, nasıl böyle böreği pey diye fışkırtıyormuş hepsini göstereceğim sizlere. Sabredin, başlıyoruz. Kalaman nazlı hayvan, öyle hemen atlamaz. Terminatör gibi değil bir kalaman, narin hayvan, güzel hayvan. Kendi de güzeldir, tadı da güzeldir. Şu anda yaptığımız şey tekneden karaya doğru atçek usulüyle kalamar avlamak. Bakın, oldukça başarısız yani. Benim zoka kaçmaya geldi. Bununla bırak kalamar avlamayı. Anladınız siz onu. Hiçbir şey yakalanmaz yani bunlar. O yüzden de hemen düzeltmek lazım. Hava koşullarından dolayı tabii rüzgardan falan zoka taklaya gelebiliyor yolda. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de mesela olduda kalamar aldınız. Kalamar yakaladınız. Yakaladıktan sonra kalamar ne yapıyor? Siz onu alıyorsunuz ya kovaya koyuyorsunuz ya yaşatma var böyle falan filan. Yaşatmada yaşatıp kırmızı balığa yapıyorsunuz. Çok uzun kuyu denize atmadan önce yapmanız gereken bir şey daha var. O da burayı ne kısmını çok iyi temizlemeniz gerekiyor. Evet. Üfleyerek olabilir. Başka bir şey zokanın iğnesiyle olabilir veya ne bileyim diş fırçası varsa onunla olabilir. Temizleyip çünkü başka kalamar buradaki mürekkebi görünce bunu atlamıyor. Öyle nazlı yaratan hayvan. Neyse çok şey yaptım atmaya devam. Şeyler görünüyor mu? Evet, kalamarı kaptık. Bir tane kalamar geliyor. Küçük bir şey galiba ama. Bakalım. Mürekkebini püskürttü. Şu anda geldi. Doy! İşte kalamarımız. Bayılıyorum bu hayvana ya. Tutması da zevkli, yemesi de keratanın ya. Şimdi yaşatmaya atıyoruz bunu. Yarın bunlar kırmızı balığa inecekler. Kalamar. Hastasıyız. Kendisi savunması için mürekkep salar. Gösterelim. Yapma ya, yapma üstümüzü başımızı batıracağım bir birader ya. Kime atacak? Geliyor, gel. Bak, şuradan doluyor, görüyor musun bak? At. Artık yaşasın ama. At. pislendik biraz. Kalamarın maalesef şeyidir bu, pisletir. Anında da silmezsen çıkmaz. Ama ne diyoruz? Varsa alırız. Tarararam taram. Oba! 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 Varsa alırız diyorum, başka bir şey demiyorum. Koç bunlar, koç! Kuzu tarlası! Anam! Bravo, bravo! Yönetmen dediğim böyle olur ya, valla. Bak nereden tutuyor, bak, bak, inceliğe bak, bak. Ne kadar narin çekmişim hayvanı. Bu arada zokalar tabii ki de değişiklik gösterebilir. Bugün kullandığımız zokalar Ferhat'ın ürünleriydi. Sonra ben bunlara döndüm. Bunlar da Tataki galiba, öyle diyorlar. Bunlara döndüm. Sürekli oynamanız lazım bunlarla. Kalamar şu anda havalar soğuk olduğu için kıyıya yakın. Kıyıya yakın. O yüzden de şu anda avlandığımız sular yaklaşık, bakayım oradan, 12 metre civarında. Madem kalamar avına geldik, kalamar da avladık. Şimdi peki bu kalamarlar bu kudunun içinde ne yapıyor? Gel, gel. Çekinme, gel. Rahat ol. Tamam, işte bu kadar. Gördüğünüz gibi kalamar bölümümüzde kalamarları yakaladık ve yaşattık. Onlar şu anda yaşıyorlar. Bir başka bölümde kendileri bizim midemize değil, kırmızı balıkların midesine gitmek üzere 60, 80, 90, 100, 120 metrelere inip orada kırmızı balığın önünde cilve yapacaklar ve bize kırmızı balığı getirecekler. O bölümü kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu neydi, ben de bunu anlamadım. Yani bu eldivenden sonra benim, yani benden çıktı, kontrolden çıktı zaten bu. Yani benim değil bu. Bir şey oldu buna. Evet, iyi seyirler. Bir dahaki bölümde görüşürüz.